Hüseyin Köse. Evet, 15 Temmuz gazilerimizdensiniz. Neler yaşandı o gece? Neredeydiniz? O gece emsali benzersiz bir geceydi. Yani Allah bir daha yaşatmasın diyorum. İyi yanları da oldu tabii de o gece bu resimde olduğu gibi tam buradaydım, Taksim Meydanı'nda, anıtın yanında. O gece herkes gibi biz de vatanımız için sokağa çıktık. Bayağı bir kalabalık eşliğinde Taksim'e geldik. Taksim'de anıtın etrafını çevreleyen askerler vardı. Askerlere yaklaşıp bizim askerimiz neticede onları ikna etmek çabasıyla yalvardım askere ki hani silahını indir. Bize doğrultmayın yani biz aynı vatanın evladıyız, kardeşiz. Dinlemedi, eliyle itikledi beni geriye. Zaten ateş etti. O andan sonra diğerleri de vurulmaya başladı. Ondan sonra bir karmaşıklık oldu. Sonra polislerin yanına gittim. Anladım yani öleceğim böyle. Bir yere düştüm, yığılmadım ama düştüm dizimin üzerine kalktım. Karışıklık varken polisin yanına gittim. Polislere yani ölüyorum dedim yani kurtarın beni Allah rızası için hani. Anladım ölüyorum diye. Oradan ambulanslar geldi. Her şey yani o kadar güzel. Allah'a şükürler olsun ki ambulans gelmesi, hastanesi, şusu busu. Yani o geceyi şu şekil söyleyeyim. Her şey bir entegre haldeydi. Yani sadece meydanlarda olan bizler değil de hastanede olan doktorlar, hemşireler, ambulans şoförleri, ambulanslar. Yani bütünüyle haberciler hepimiz entegre bir şekilde vatanımızı şükürler olsun Allah'a savunduk. Yine de savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman onun yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz kanımızın son damlasına kadar. Ve ben yani o günden sonra şunu hep diyorum ki Yüce Allah'a şükürler olsun ki bizi onun kavgasına denk getirdi. Onunla beraber bu mücadeleyi etmeye nasip etti. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Bu sergide o duygular tekrar yaşadınız. Yani şu an İlyas Haber Ajansı'nın sergisindeyiz. Bu fotoğraflara bakıyoruz. Şu kapıdan içeri girer girmez ya o geceki böyle gözümün önüne perde indi. Mermi sesleri, ateş sesleri, o barut kokusu falan hepsini bir anda gördüm. Ki burayı gördüğüm zaman biraz daha fazla duygulandım. Çünkü annem vardı. O haber alamadı benden bayağı bir süre. En çok da ona üzüldüm ama olsun. Allah'a şükürler olsun. Annemin yüzünü güldürdüm sonunda. Herkesin yüzü güldü. Bizim de yüzümüz güldü. Yüce Allah'a bin şükür olsun. Buradan vatandaşlara bir çağrım var mı sergi için? Herkesin gelip görmesini isterim. Çünkü burada faydalı bir şey var. Hani bu gelecekte yeni nesillere aktarabileceğimiz bir olaydı, bir darbe girişimi oldu. Bu tarihe yazıldı ve Allah'a şükürler olsun ki tarihte bu bizim zaferimizde yazıldı. Herkesin buraya gelmesi bence gerçekten iyi olur. Hüseyin biliyorsun o gece tüm dünya medyası hemen hemen görüntünün %70'ini İlyas Haber Ajansı servis etti. Hem abonesi olan ve olmayan kurumlara da bunu ücretsiz açtı. Neler söyleyeceksin? İhlas Haber Ajansı'na gerçekten teşekkür ediyorum. Evveliyatından beri, küçüklüğümüzden beri hep zaten onun haberleriyle gördük, ettik, büyüdük. Ve o gecede ben sonrasında da takip ettiğimde İhlas Haber Ajansı gerçekten canla başla çalışmıştı. O gece sizler de buradaydınız. Beraber cephedeydik yani bunu rahatlıkla diyebiliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağda basın.